Merhaba arkadaşlar. ÖTV muafiyette otomobil alımı kapsamında sosyal medya hesaplarımızda bize en çok sorulan, en çok merak edilen soruları cevaplayacağız bu videoda. Engelli raporumuzla 5 sene önce ÖTV muafiyette araç aldık. Bu aracı satmadan ikinci aracımızı da ÖTV muafiyette olarak alabilir miyiz? Evet, alabilirsiniz. Her 5 yılda bir olmak üzere sınırsız ÖTV muafiyette araç alma hakkınız var. Kanunda bu durumun bir sınırlaması yok. Engelli birey vefat ettiği zaman ÖTV muafiyette olarak alınan otomobilin ÖTV'sini ödüyor muyuz? Hayır, ödemiyorsunuz. Ömür boyu bu aracı ÖTV muafiyette olarak kullanabilirsiniz. ÖTV muafiyette olarak alınan aracın MTV'si hangi şekillerde çıkar? Engelli birey yaşadığı sürece aynı ÖTV gibi MTV de ödemiyorsunuz. Tabii bunun iki istisnai durumu mevcut. İlk aldığınız ÖTV muafiyetli aracın üzerinden 5 yıl geçtiyse ve siz ikinci bir ÖTV muafiyetli araç aldıysanız, ilk aldığınız aracın değil ama sonra aldığınız tüm muafiyetli araçların MTV vergilerini ödemek zorundasınız. Engelli birey vefat edip araç yakınlarına kaldığı zaman da MTV ödemeye başlıyorsunuz. Bu iki durumun dışında hiçbir şekilde MTV çıkmıyor arkadaşlar. Ailede 8 kişiyiz. Babamın üzerinden ÖTV muafiyetli araç aldık. Fakat tüm parasını ben verdim. Aracı ben kendi üstüme almak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Engelli birey vefat ettiğinde kanunen tüm varisler hak sahibi olur. Burada kanun aracın parasını kim verdiğine bakmaz. Mirasçı isterse yurt dışında yaşasın ve alınan araçtan haberi bile olmasın, yine araçta pay sahibidir. Ölüm sonrası aracın tek el altında toplanması için diğer varislerin feragatname ile kendi paylarını tek varise aktarmaları mümkündür. Aracın hiçbir işlem yapmadan ömür boyu kullanılabileceği gibi satılıp eşit paylar şeklinde mirasçılara paylaştırılması da mümkündür. Tüm bu bilgiler üzerinden bilinmesi gereken en önemli nokta, araç sahibi vefat eden engelli kişinin üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmamasıdır. Eğer araç sahibi vefat eden engelli şahsın üzerinde başka bir mal varlığı bulunmuyorsa, miras varislerinden birisi üzerine araç geçişi yapıldığında ÖTV ödemesi yapılır. Örnek vermek gerekirse, hayatını kaybeden engelli araç sahibinin üzerinde konut tapusu veya herhangi bir başka bir mal varlığı kayıtlıysa, anne ve kardeşlerinin feragatname ile aracı tek bir varis üzerine geçirmelerinde ÖTV çıkmayacaktır. Ancak söz konusu araç sahibi vefat eden engelli şahsın kayıtlı hiçbir mal varlığı bulunmuyorsa ÖTV ödemesi çıkar. ÖTV muafiyetli olarak alınan aracı kimler kullanabilir? Arkadaşlar, bu konunun uzun bir videosunu hazırlıyorum. Bundan dolayı fazla detayına girmeyeceğim. Ortopedik raporla alınan aracı sadece engelli birey kullanabilir. Engelli birey dışında eşi de olsa, çocuğu da olsa asla kullanamaz aracı. Bir organizasyon yapıp bu saçma düzenlemenin değiştirilmesi için uğraşacağım arkadaşlar. %90 ve üzeri raporla alınan aracı engelli bireyin 3 yakını kullanabiliyor. Az önce dediğim gibi kapsamlı bir video yapacağım bu konuda. Bundan dolayı detaya girmiyorum şimdilik. Bir konu hakkında uyarmak istiyorum size arkadaşlar. Geçen gün bir abonemiz, ben komşumun çocuğu üzerinden ÖTV muafiyetli araç aldım. Onu kullanıyorum, şehir dışına çıkacağım, sorun olur mu diye yazmış. Şehir dışını bırak, artık şehir içinde bile sorun olur. Cevabıma binaen bu durum nasıl tespit edilebilir ki demiş. Şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı diye de eklemiş. Evet, şimdiye kadar sorun olmaması normal ama yeni düzenleme geçti ve bu yeni düzenlemenin oturması biraz zaman alacaktır. Emniyet plaka sorgulamalarında artık aracın ÖTV muaf alındığı ve kimlerin kullanabileceği uyarıları da çıkacak. Şu an sistemin entegrasyonu üzerinde çalışılıyor. Devlet bu konuya çok önem gösteriyor. Çünkü CİMER'e o kadar fazla şikayet geliyor ki artık devlet de bu durumdan muzdarip olmuş durumda. Hem de gerçek hak sahiplerinin değil de başkalarının bu haktan yararlanmasını ve kamu zararı oluşmasını istemiyor yetkililer. Kaldı ki olayın şöyle bir sakıncası da bulunuyor. Diyelim ki araç almaya imkanı olmayan rapor sahibi bir aile, tanıdık başka bir aileye raporunu kullandırıp araç aldırıyor. Herhangi bir kaza anında artık bu işe müsaade eden 18 yaşının üstündeki engelli birey veya 18 yaşının altındaki engelli bireyin sorumluları yargılanabilecekler.
Allah korusun, ölümlü kazalarda bu işe sebebiyet verenler kanundan kaçamazlar ve hayatları kararır. Sakın başkasının raporu üzerinden muafiyette araç alıp kullanmayın. Veya kendi raporunuzu başkasına peşkeş çektirmeyin, sonra çok üzülürsünüz. 2024 yılı içinde çok ağır düzenlemeler bizi bekliyor. Şimdiden uyarıyorum. Böyle niyeti olanlar vazgeçsinler. 2-3 kuruş para yüzünden hayatlarını karartmasınlar. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.